Selamlar dostlar, nasılsınız? Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü eğitim videosunda Photoshop üzerinde Instagram'da kaydırmalı post nasıl hazırlanır onu göreceğiz. Aslında amacım hem burada bir tekniği anlatmak, aynı zamanda da Instagram üzerinde birleşik kaydırmalı postlar hazırlanıyor, hem de bunun nasıl yapıldığını anlatmak. Şimdi videoya geçelim. Evet, daha önce Yedigöller'de kampa gitmiştim ve orada bir fotoğraf çekmiştim. O fotoğrafı biraz editledim ve ardından Instagram'da kaydırmalı olarak birleşik bir şekilde görünmesini istiyorum. Şimdi onunla ilgili bazı düzenlemeler yaptım fotoğraf üzerinde. Şöyle öncesi ve sonrası olarak fotoğrafa bir bakalım. Fotoğrafta bu şekilde düzenlemeler yaptım. Şimdi Instagram'da kaydırmalı post hazırlayabilmem için Instagram'da kullanılan ebatları bilmem gerekiyor. Instagram'da iki türlü ebat var. 1080x1080 piksel, aynı zamanda da 1080x1350 piksel. Bu iki ölçüden birini kullanmam gerekiyor. Bugün ben 1080x1080 fotoğraf ölçüsünü kullanacağım. Şimdi bir çalışma sayfası oluşturalım. File, New ve ardından şuraya 1080 piksel seçili. Şurada genişlik ve yükseklik 1080x1080 oldu. Burada create diyorum ve çalışmayı oluşturuyorum. Çalışma sayfasını. Burada bilmem gereken nokta, bu çalışma sayfasını oluşturduktan sonra biz bunu kaydırmalı olarak hazırlayacağımız için, yani yanında bir tane daha 1080 olacak. Eğer 3 tane kaydırmalı oluşturacaksam yanında bir tane daha 1080 olması gerekecek. Şimdi bu çalışmayı genişlik olarak 1080 ölçüde daha genişletiyorum. Bunun için image size veya canvas size de diyebilirim. Şimdi bu kısmı şuradaki kilidi açarak genişlik kısmını 2160 yapıyorum. Okey dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi iki tane 1080'e 1080 artık ölçüm oldu. Şimdi bu kılavuz çizgilerinden bir tane kılavuz çizgisi çekeceğim böyle. Eğer bu kılavuz çizgisi sizde görünmüyorsa CTRL-R kısa yoluyla bu cetvel kısmını getirebilirsiniz. Ve tam olarak 1080'e bir tane. Şimdi burası da tabii ki bende milimetre görünüyor. Bunu da pikseli alalım. Ve ardından yeniden cetveli tutup burada tam 1080'e 1080 noktasına bir tane kılavuz çizgisi yerleştiriyorum. Şimdi az önce de düzenlemiş olduğum fotoğrafı buradan sürükleyip çalışma sayfamın içerisine bırakıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fotoğraf büyük geldi buraya. CTRL-T kısa yoluyla birlikte fotoğrafı çalışma sayfama sığacak şekilde küçültüyorum. Şöyle kenarlarda tam fazlalık kalmasın. Şöyle enter diyorum ve görmüş olduğunuz gibi fotoğraf şu anda belirlemiş olduğum alana tam olarak oturdu. Şimdi yapmam gereken aşama, asıl önemli aşama, kaydırmalı post için bu çalışmayı ikiye bölmem gerekecek. Yani şu görmüş olduğunuz sol kısmı ve sağ kısmı ayrı ayrı export almam gerekecek. Yani elimde iki tane JPEG görsel olacak. Şimdi bunun içerisinde yapmam gereken C kısa yoluyla buradan Silas Tool aracını almak. Şimdi bu aracı aldıktan sonra şöyle kenardan başlayarak kılavuz çizgisine kadar sürüklüyorum ve görmüş olduğunuz gibi buraya 1 verdi. Şurada görmüş olduğunuz kısma da 2 numarayı kendisi verdi. Kılavuz çizgisine kadar olan kısmı 1 numaralı görsel, diğer kısmı da 2 numaralı görsel olarak işaretlemiş olduk. Artık yapmam gereken son bir aşama kaldı. O da fotoğraflarımızı export almak olacak. Bunun içerisinde File, Export, Save for Web seçeneklerini seçtiğimiz zaman karşımıza böyle bir pencere gelecek. Ben fotoğrafta kayıplar olmasını istemiyorum. O yüzden orijinal seçeneğini seçiyorum buradan. Şu alt kısımda yer alan yüzde kısımlarını oldukça şöyle görünebilir bir şekilde %33 kısma getiriyorum. Ve Shift'e basarak şu yandaki 2 numaralı kısmı da seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraflar hepsi birlikte seçili halde. Şimdi yapmam gereken Save seçeneğini seçmek ve şimdi farklı bir kayıt noktası seçiyorum. Evet, yeri seçtikten sonra okeyledim ve karşıma böyle bir seçenek çıktı. Onu da okeyledikten sonra şu an iki resimde ayrı ayrı kayıt olmuş oldu. Şimdi klasöre bakalım. Evet, seçmiş olduğum klasör içerisinde Image diye bir klasör oluştu ve export aldığım fotoğraflar bu şekilde
tek tek ayrı ayrı export olmuş oldu. Şimdi bu fotoğrafları Instagram hesabıma yüklemem gerekiyor. Instagram hesabına yükledikten sonra son halinde göstermiş olacağım size. Evet arkadaşlar, fotoğrafı şu anda Instagram hesabıma yükledim. Şimdi kaydırmalı olarak fotoğrafa bakalım. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafta herhangi bir parçalanma, yani ayrı ayrı birbirinden farklı fotoğraflarmış gibi görünmüyor. Yani bu fotoğrafları 10 fotoğrafa kadar sağa doğru kaydırma yaptırabiliriz. Ben 2 fotoğrafı birleştirmeyi denedim bu şekilde. Siz bu sayıyı arttırabilirsiniz daha da fazla. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Bu arada ekranda görünen Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Şimdilik yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşça kalın.